Evet. Merhaba. Neredeyim? Larissa'nın en büyük parklarından biri olan Alcazar Park'tayım. Gerçi doğal kısmı yapay kısmından çok daha güzel geliyor gözüme ama burası güzel bir açı. Nasıl diyeyim? Bizim Ankara'daki Kurtuluş Parkı'na benziyor. Yani biz severiz bir yeri bir yere benzetmeye. Şöyle, bugün pazar. Geleli tam bir ay oldu. Yani en azından İstanbul'dan yola çıkalı bir ay oldu. Ayın ikisinde geldim ben. Bugün ayın biri. 1 Aralık. Pazar. Ve bu bir ay içerisinde neler yaşadığıma geçmeden önce öncelikle şeyden bahsetmem lazım. Bu kararı nasıl aldığımı daha önce adam akıllı anlattığımı düşünmüyorum. Çünkü şöyle, Ankara'da gayet stabil bir yaşamım varken, işte birkaç kulüpte ders verirken askere gitme kararı aldım. Biraz ani oldu ama tam yerinde oldu ve tam yaşında oldu. Daha sonra askere gittim, geldim. İzmir'de çalışmaya başladım 2 yıl kadar. İzmir'de çalıştığım süreçte çok çok iyi insanlarla tanıştım. Çok güzel anılar biriktirdim. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok güzel öğrencilere sahip oldum. Kendime bazı sorular sormaya başladım. Yılbaşına girerken. Araştırmalara girdim kendi içimde. Sorular çoğaldıkça cevaplar hep aynı noktaya çıkıyordu. Kendimi sürekli pistte hayal ediyordum. Özellikle öğrencilerim yarışma provası, yani akış yaparken ben neden aralarında değilim diye düşündüğüm oluyordu bazen. Ve bu doğrultuda ne yapabileceğimi biraz kontrol ettim. Ve hayatımı değiştirmeye karar verdim açıkçası. Çünkü diğer türlü bundan 10 sene sonra aynı şeyi isteyip bedensel olarak bedenimin bana izin vermeyeceğini biliyordum. Şu anda iyi durumdayım. Evet, tekrar eski canlılığımı kazandım. Bakmayın şu anda biraz durgun konuşuyorum çünkü pazar mahmurluğu herkeste olur. Kahvaltı, işte biraz uzan, bisikletle biraz gez. Zaten o görüntüleri de paylaşacağım sizle. Mayıs ayının sonunda, yani Haziran'ın başında İzmir'den ayrıldığımda artık yeni bir yola girdiğimi ve bu yolun aslında kolay olmayacağını biliyordum. Ama zor olacağını da düşünmüyordum. Çünkü nereye gitsem yapacağım işin ne olduğu, ne istediğimi bildiğim için bu doğrultuda koşacağımı, yürüyeceğimi, bazen sadece duracağımı düşündüm. Ve dediğim gibi tam 5 ay sonra olmak istediğim yerde, yani bunu ülke ya da şehir olarak düşünmenize gerek yok. Bu bir yarım kalmışlığın tamamlanma hissiyatı. Bazı insanlar dünyayı gezmek ister ve bunu genç yaşında yapar. Bazı insanlar ne bileyim belli bir sporda başarılı olmak ister. Bazıları çok güzel şeyler yapmak ister ama yerinden kalkacak dermanı olmaz. Evet, yani bundan birkaç yıl önce, özellikle hayatımın 2 yıllık sürecinde çok küçük şeyler yapmışım yapabileceklerime oranla, ama şu anda gayet iyi bir durumdayım. Çünkü istediğim şeyin peşinden gidiyorum. Evet, ağrılarım var. Evet, kas ağrısı. Evet, ayaklarım bayağı yoruluyor. Vücudum bayağı yoruluyor. Zihnen bayağı. Bazen eve gidip tek yaptığım şey kendimi yatağa atmak. Başka hiçbir şey değil. Ve bu doğrultuda yaptığım şeyin doğru olduğunu düşünüyorum kendi açımdan. Bir spor dalında iyi olmak isteyen herkes için, bu sadece spor dalı olarak değil, bunu şöyle bağlayacağım. Benim daha önce derslerime girenler, en azından Türkiye'de derslerime girenler bilirler ki ben örnek vermeyi, bu örnekleri sanatın içinden, hayatın içinden ya da insan ilişkileri içinden anlatmayı çok seviyorum. Özellikle bir örneğim vardır. Belki İzmir'dekiler hatırlar, bilemiyorum. Picasso'nun yaptığı, işte Avignon'lu kızlar olarak Türkçe'ye çevrilen
eserin. Aslında bazı objelerin yerini değiştireyim, şöyle olsun, böyle olsun ve bir anda Picasso olayım gibi bir durum olmadığını daha önce birkaç yerde anlatmıştım ve kendi hayatımda bu yönde yönlendiriyorum. Çünkü o seviyeye gelmeden yapması gereken bütün temel tekniklerin hepsini kullanması, öğrenmesi, neyin doğru olduktan sonra neyi esnetebilip neyi bozabileceğini bilmesi gerekiyordu. Ve bu süreç sonunda da olması gereken yere, gerek Afrika masklarını inceleyerek, gerek kendi hayatındaki bazı çalkantılı dönemlerden geçerek yaptığı eserler şu an Picasso'yu Picasso olarak anmamızı sağlayan eserlerdir açıkçası. Gelelim bunun dansla alakalı kısmına. Dans etmeye geri başladığımda aktif olarak hiçbir zaman bırakmadım ama bir aktif sporcu olmak farklı bir duygu. Yani bunu bilenler bilir. Ya da herhangi bir sporda aktif sporcu olmakla antrenör, hakem olmak arasında büyük fark olduğunu herkes bilir. Bütün dünya olarak üzerinde çalışmamız gereken temel teknikler üzerine tekrar eğildim. Yeni bilgiler, yeni modalar, özellikle hareketlerin değişimindeki modalar, açıkçası şey değil, nasıl diyeyim, çok şaşırtıcı değil. Zaten öğrencilerimize öğrettiğimiz şeyler ama bunu bireysel olarak dans etmek, ne bileyim işte şınav pozisyonunda 2 dakika durmak ya da arka arkaya 3 set şınav mekik çekmek gibi durumlar insanı birazcık yorabiliyormuş. Bu sürece döndüğüm için mutluyum. Dediğim gibi vücudum tabii ki de yoruluyor. Ha, gelelim Picasso'dan Tesla'ya. Geçen gün Tesla'nın kırılmaz cam diye lansmanını yaptı. Ama bir anda lansmanda her nasılsa kırıldığını. Ya ben bunun açıkçası bir şey olduğunu düşünüyorum. Reklam stratejisi. Eğer o cam gerçekten kırılmasaydı şu an ben bile konuşmuyor olabilirdim. Yani bundan yaklaşık 1 veya 1,5 yıl önce bir sanat eserinin satış aşamasında yıkımda yaratımın bir sürecidir diye bir olay meydana gelmişti. Şu an tam olarak hatırlayamıyorum ama olay şu: bir eserin yarısına kadar bütün dünyanın gözü önünde kağıt öğütme makinesiyle yırtılmasıyla alakalı bir durumdu. Ve hepimiz hani normal bir satış olsa ve o aşırı minimalist eserin satımına bu kadar ilgi göstermeyecektik. Ama şu anda uzmanların söylediğine göre o eser satıldığı fiyatın en az 4 katına gidecek. Tesla'nın yaptığı şey de bence bu. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz. Aa, cam kırılmaz dediler. Lansmanda büyük saçmalık falan filan. Yani adam bütün dünyaya gene kendi istediği şeyi konuşturuyor. Hani iyi bir satış stratejisi. Ben de açıkçası beğendim. Gelelim bunun dansla olan bağlantısına. Dansta temel tekniklerin tamamını oturtabilmek için üzerine bayağı kafa yormak gerekiyor. Denemek lazım. Kendi partnerinle eğer imkanın varsa aynı salonda seninle beraber çalışan takım arkadaşına. Bir de şunu tavsiye ediyorum. Belki yapılan en büyük hatalardan biridir. En yakınındaki kişiyi en büyük rakip olarak görmek. Bu yanlış. Hani izlemeyenler varsa The Rush filmini öneririm bu konuda. Çünkü orada şöyle bir cümle var. Çok da hoşuma gidiyor. Aptal bir dost kazanmaktansa akıllı bir rakip kazanmayı yeğlerim diyor. Niki Lauda. Kendisi Formula 1 dünya şampiyonu. Kaç defa olduğunu hatırlamıyorum ama. Şimdi önemli olan şey hemen dibindeki insanı rakip olarak görmek değil. Gerçekten seninle birlikte o anı paylaşıyor, aynı stüdyoyu kullanıyor ve ter döküyor. Tabii ki bu işin özünde yarışma kısmında nasıl diyeyim, tatlı rekabet denebilecek bir şey var. Kendi stüdyomdaki kişi de olsa. Ama bunu bizim Türk dizilerindeki gibi
Kıvamına getirmemek gerekiyor. Çünkü iş öyle yürümüyor. Hani sen burnunun dibindekiyle uğraşırken çok uzaktaki kişilerden haberin yok. Uzaktaki kişilerin senden haberi yok. Konumuza geri dönecek olursak, temel tekniklerin içerisinde sürekli olarak kaybolunda demiyorum. Ben öyle bir dansçı değildim. Hani temel teknikleri çalışması güzel falan ama etraftaki çocukların sesini duyuyorsunuz. Evet, gördünüz zaten. Ben öyle bir dansçı değildim. Evet. Çok çalıştım. Yani zamanında çok çalıştım. Şu anda da çok çalışıyorum. Belki de çok neye göre kime göre çok çok değişken bir kavram oluyor bazen. Ya dans etmeyi seviyorum ve bunu antrenman olarak çoğu zaman görmüyorum bile. Bunu değiştirmem lazım, bunu geliştirmem lazım gibi sürekli bu sorulara cevap aramaya çalışıyorum. Aktif dans ettiğim süreçlerde. Bunun dışında şu öğrencime nasıl yardımcı olabilirim gibi düşündüğümde okuyup araştırdığım çok oluyor. Okey. Günde 4 saat antrenman yapıyorsan bunun 1 saatini çözebileceğin ve en sevdiğin dansta bu konuda tavsiyem rumbadır. Hem yavaş hem çözülürken dikkat edilebilecek bir yapıya sahip. Onu da çözüp diğerlerine aktarmak. Bu tıpkı MP3'ündeki şarkıyı bilgisayarında da dinlemek gibi bir şey. Oradan oraya kopyalıyorsun. Evet, ses kalitesi değişiyor. Evet. Farklılıklar oluyor. Belki üzerinde oynama yapmak istiyorsun ama orijinalinde aynı şarkıyı kopyalıyorsun. Yani vücut bir tane ve bu... Enteresan bir gün, pazar günü. Etrafta, arka taraftakileri görüyorsunuz. Neyse. Konumuz zaten tarihe not düşüyorum olduğu için bu videoların hepsi kalacak ve kaldığı yerde YouTube olacak. Günün birinde bundan 15 sene sonra ben 15 yıl önce nerede ne yapıyormuşum diye hatırladığımda bunları açıp izlediğimde kendim için iyi bir yöntem olarak düşünüyorum YouTube kanalını. Yani merhaba arkadaşlar kıvamında bir şey değil. Yine kendim için not tutuyorum. Ha bu arada not tutmak demişken hayatımızın her noktasında bir defter, bir kalem, bir ajanda. Yani yazı yazabileceğin ve vücudunun en doğal uzantısı olan kalemin senin hayatında yer alması gerekiyor. Dansçılar için bu dans defteri olabilir ama bu şey değil. Kimse sizden teknik olarak herkesin anlayabileceği bir şey yazmanızı istemiyor. O gün o dersten o çalışmadan ne çıkarttığın ve bunu nasıl özetlediğin daha sonra okuduğunda kendinin ne anlayabileceği şekilde. Bir daha mı başlasak ya? Şöyle. Kimse sizden bir dans kitabı yazmanızı beklemiyor. Kendi hayatınızda yaşadığınız tecrübeleri daha sonra siz okuduğunuzda sizin için anlamlı olan cümlelerle anlatmanız gerekiyor. En doğal anlatım biçimi olarak bunu uygun görüyorum. Çünkü diğer türlü yapmanız gereken şey dediğim gibi uluslararası bir dans kitabı yazmak değil. Evet belki kendinizi geliştirdikten sonra bunu da yapabilirsiniz. Kendi açınızdan, kendi vizyonunuzdan. Ama teknik aynı teknik. Kimisi geriye adım attığında öndeki ayağın taban basmasını söylüyor. Rumba walk için konuşuyorum. Kimisi geriye adım attığında öndeki ayağın da 5 parmağı çıkıp oradan ağırlığını aktarman gerektiğini söylüyor. Bu herkese göre değişiyor. Bunun ekol olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada bazı ekoller var ve bu sürekli olarak değişiyor. Bu tırnak içinde fashion yani hareketlerin değişimi bir ünlü bir dansçının kullandığı bir hareketi bütün dünyanın ona yakın hareketler halinde ona yakın koreografiler halinde kullanması gibi bir şey. Neyse işin özü gerek dansta gerek teknolojide en basite ulaşabilmek için en basit olan şeyi yani temel tekniği geliştirmek gerekiyor. Hepimiz için geçerli bu. Ve bu temel tekniği geliştirirken de dikkat edilmesi gereken şeyler kısmını ben hayatım boyunca sevmedim. Dikkat edilmesi gereken şeyler. Hayır, çalışılması lazım bu kadar. Hani bu şey değil.
sivilce çıktı, burnumun üstünde sivilce çıktı, bunun çaresi nedir gibi değil. Bütün vücudunu çalıştırmayı öğreneceksin. Eğer dans, gerçekten dans etmeyi istiyorsan ya da gerçekten aktif bir spor yapmak istiyorsan. Ama istemiyorsan, evet, hani sabah kalktığında çiğ yumurta içebilirsin. Bravo. Ama bunun bir faydası bedenine olur ama o bedene çalıştırmadığın sürece dansına o faydayı sağlayamaz. Ha, bir de şu konuya değinmek istiyorum. Herhangi bir şekilde izlediğin, okuduğun, alakasız bazı şeyler sana kendi yaptığın branşla, bizim için, biz dansçılar için kendi yaptığın branşla alakalı çok büyük fikirler verebilir. Yani daha demin örneğini verdiğim Rush filmi, bizim dansla ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Ama verdiği mesaj çok önemli ve ondan senin ne aldığın daha önemli. Çünkü bu önem sırası insanlarda değişebiliyor. Ben dans etmeliyim çünkü. Çünkü'den sonrası senin bileceğin iş. Ne yapmak istiyorsan onu yap. Ama eğer gerçekten dans etmek istiyorsan yapman gereken şey dans etmek. Tabii ki bunun yanında ekstra eğitimler almak önemli. Bale gibi. Ya da işte fitness'ına dikkat etmen gerekiyor. Burada gördüğüm şey şu. Eğer sahneye çıkacaksan kendi vücut oranına, partnerin vücut oranına da dikkat etmen gerekiyor. Bu bizim ülkemizde evet boy olarak atlanılmıyor ama kilo olarak çok fazla atlanılıyor. Fiziksel yapın her şeye elverişli olabilir ama fazla kilon varsa maalesef. Bunu vermen gerekiyor diye uyarılmak bence önemli. Bir antrenörün yapması gereken şeylerden biri. Yani bunu da kendime öz eleştiri olarak söyleyebilirim. Yapman gerekiyor. Yani bu kiloyu vermen lazım. Bana söylenen şey 2,5 ila 3 kilo vermen gerekiyor. Daha atletik durman için. Ben bunun 1 kilosunu verdim bir ay içerisinde. 1 kilosunu mu verdim? Yok. Geldiğimde 75 kilo civarındaydım. Şu anda 70 kilo. Bu bana söylendiğinde ben zaten 71'e kadar, işte vücuttaki ödemi falan atınca 71'e kadar düşmüştüm. 3 kilo vermen gerekiyor dendiğinde de yaptığım şey 1 kilo daha vermek oldu. O yüzden her bakımdan kendinizi dans için geliştirmeniz gerekiyor. İşin özü bu. Vücudunuzu çalıştırmanız gerekiyor. Bir yandan da akşam oluyor. Hava soğudu. Hafif de üşümeye başladım. Ama olsun. Güzel. Bu videoyu burada tamamlamayı düşünüyorum. Ve yılbaşına daha bir ay olmasına rağmen Larissa şehrinde herkes yılbaşı atmosferine girdi. Bu biraz erken değil mi diye Kate'e sorduğumda hayır. Bu gayet normal. 15 gün sonra gerçekten yılbaşı gelmiş gibi herkes evini, iş yerini aydınlatacak ve bununla alakalı ritüellerini yapacak. Bir sonraki videomda size biraz Larissa şehrinde neler yaptığımı, yani dans, antrenman ve ev üçlüsü dışında neler yaptığımı ve şehri biraz tanıtmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere umarım. Yakın zamanda olur. Bay bay.